sağlık. Öncelikle ekran başındaki konuklara, daha sonra stüdyodaki konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz. Evet, aramızda bugün kimler var? Bilgi Üniversitesi Erasmus Kulübü. Sponsorumuz bizlerle beraber Keçiören Yeni Mahalle Sincan Şubeleri. İstanbul Üniversitesi İktisat Kulübü. Ve Fen Bilimleri Arkadaşlar, üniversiteliler bir el kaldırabilir mi üniversiteliler? Üniversitede okuyanlar. Bir saat biz burada üniversite saydık. Herkes alkışladı, niye 30 kişi el kaldırdı? Gerisi üniversiteli değil mi? Peki üniversitede tanışıp çıkmaya başlayan var mı? Şu anda aramızda üniversitede çıkmaya başladım, kız arkadaşım üniversiteden diyen var mı? Var mı hocam? Süper. Öncelikle bu cesaretin için sahiden tebrik ediyorum. Bu kızın annesi babası seyredecek çünkü. Büyük cesaret. Var. Ha, pardon. Evlisiniz. Evli misiniz? Kaç senelik evlisiniz? 9 senelik. Hangi bölümde okuyordu abla? Muhasebe. Böyle bir haber mi geldi sana kampüste? Muhasebede bir muhasebede bir durum var, muhasebeye yüklenelim o bölüme diye. Ha, böyle kantine gidip gelmeler, bir hani ufak tefek sortiler. Efendim? Elektrik bölümünde okuyordunuz, kız yoktu. Zaten tehlikeli bir bölüm, yanlış birisi de elektriklenebilirsin, Allah muhafaza. Arkadaşlar, üniversite sayesinde enteresan, bize çok haberler geliyordu. Kimyada bir hatun var abi, çömez abi diye hani böyle. Çünkü daha kimse kapmadan çömezi kapman lazım yani o durumda. Ablayı çömezken mi buldunuz? Süper hareket. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar, şimdi bugün bizlerle beraber, niye bu üniversite sohbetine girdim? Türkiye'yi dünyada temsil edecek 13 tane çok güzel bayan, çok güzel üniversiteli arkadaş bizlerle beraber olacak. World Miss University Turkey'de bizleri temsil edecekler. Alkışlarınızla onlar geliyor. Evet, kocaman alkış. Gerçekten de birbirlerinden hoş bayanlar. Hemen önce çok kısa sohbet mi edelim, yoksa sadece onlar güzellikleriyle değil, başka yetenekleri de, şov yetenekleri de bizlerle beraber olacaklar. Önce sohbet mi edelim arkadaşlar? Heyecan durumunuz nedir? Var mı heyecan? Ha? Var mı? Önce isterseniz dansımızı yapalım, sonra mı? Ha? Öyle mi istiyorsunuz? Siz öyle mi istiyorsunuz? Önce dans mı diyorsunuz? Oldu. O zaman önce sohbet edelim madem. Heyecanlı yakaladık. Heyecan geçmeden. Yok. Onları müthiş şovlarıyla siz... Evet. Buydu. Şovumuz buydu arkadaşlar. Gerçekten de... Ama bayağı çalıştım ben bunun için. Efendim? Bunun için bayağı çalıştım. Evet, ama çok da güzel çalıştın, değdi yani. Hakkını verdim değil mi? Ha, değdi. Arkadaşlar gerçekten de çok heyecanlılar. İşte üniversiteliler ve işte o heyecanlarında onların yanında olmak. Arkadaşlar alkışlar onlar için.
Evet. Evet, süper, süper. Sahiden de. Sahiden de çok güzeldi. Sizi ben yine şöyle bir alayım mı yanıma? Şöyle demek ki dizimle. Dizilişle. Heh. Aynı şeyleri. Sen düşeceksin şimdi. Evet, aynı şeyleri yapıyoruz. Hemen başla. Senden başlayalım madem öyle. İsim nedir? Eda Helvacıoğlu. Eda Helvacıoğlu. Eda'cığım esas benim... ne yapıyorsun Eda? Nasılsın? Okul neydi? Okul Başkent Üniversitesi. Başkent Üniversitesi. Radyo, sinema, televizyon bölümü. Radyo, sinema, televizyon bölümü. Hı-hı. Geliyorsun yani yavaş yavaş bizim mesleğe doğru. Evet. Bu güzellik yarışmasına girmenin sebebi neydi? Kim seni destekledi? Öncelikle ailem destekledi. Zaten onların isteğiyle katıldım. Daha sonra kendisi. Okuldaki arkadaşların bir şey dediler mi? Yani güzellik yarışmasına. Okuldaki arkadaşlarım destek verdi. Başkent Üniversitesi'ne buradan çok teşekkür ediyorum. Bütün Başkent Üniversitesi'ne destek evet, verdi. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Su döktüler sen boya gelirken ya. Öyle evet. Diyelim. Öyle bir destek. Peki Eda'cığım. Sizi tanıyalım. Esra Barışlı. Esra Barışlı. Uludağ Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencisiyim. Aynı zamanda Belçika Gent Üniversitesi'nde öğrenim gördüm. Oo, iki üniversite birden. Diyebiliriz ama dönemsel bir dönem. Peki üniversiteyle ilgili bir soru sorayım. Harçları yatırdınız mı ilk dönem harçlarını? Yatırdık. Yatırdınız. Yemekhane probleminiz var mı? Yemekhanelerde sıra problemi, kaynak problemi, yemeklerin iyi çıkması, kötü çıkması falan diye problemleriniz var mı? Oluyor tabii her üniversitede. Hangi üniversitede sizin? Gent Üniversitesi. Gent Üniversitesi. Belçika'da bile sorun var yani. Evet. Evet. Sizi kim destekledi bu yarışma? Beni için? Ailem de destekledi. Üniversiteden öğretmenlerim de destekledi. Arkadaşlarım da olumlu baktı. Her şey iyi. Harika. Çok güzel. Sizi tanıyalım. Özge Şentürk. Özge'cim. Hangi okul? Uludağ Üniversitesi. Çok özür diliyorum. Pardon. Kusura bakmayın ya. Sizi de kapatıyoruz. Şansınızı da kapatacağız. Gel. Hadi görün. Görün. Hadi gel. peki. Hemen sana soralım. Şimdi birincilik olursa, bu yarışmada birinciliği kazanırsan, reklam, şöhret, bütün bunlar üst üste gelirse, kameralar mesela sana doğru gelirse sadece başka kimseyi çekmezse, bu gibi durumda okulu bırakır mısın? Hayır, kesinlikle bırakmam. Önce eğitim. Önce eğitim. Hı-hı. Peki sevgilini bırakır mısın? Hayır, bırakmam. Peki. İsim? Zelal. Zelal. Hangi bölüm Zelal? Çocuk gelişimi. Çocuk gelişimi. Önce kendin yazıl o bölüme. Teşekkür ederim. Hangi bölüm yok? Çocuk gelişimi. Kaçıncı sınıftasın? Üçteyim ben. Abi Zelal'cim. Yapacak bir şey yok. Zelal'cim annenin babanın haberi var mı bu saatte senin buralara yarışmalara katıldığından falan? Var var. Ha? Annem destekledi zaten. Harika. Annen destekledi. Çok güzel. Çocuk geliştirme bölümü. Gelişimi. Çocuk? Gelişimi. Çocuk gelişimi. Pardon. Çocuk geliştirme nereden? Evet. Evet. Zelal'cim eline bir dur be. Aa arkadan bıdır bıdır. Ay, evet. Eline bir sihirli değnek verirse ve deseler ki bu değnekle eğitimde bir şeyi değiştirmek, değiştirmeni, eğitimin, eğitimde özellikle. Evet. bu değnekle ne yaparsın deseler mesela. Veya değnek vermesinler ben başka bir... Neyi değiştirirsin eğitimde? Geleceğimizi 180 dakikaya sığdırıyorlar, onu değiştirirdim herhalde ÖSS sınavını. Harika. Çok güzel. Sizi tanıyalım. Neylan Öztürk. Leylan. Neylan. Neylan Öztürk. Neylan Hanım siz aynı zamanda kürek... Milli kürekçiyim. Fenerbahçe takımındayım. Harika. Milli kürekçisiniz Fenerbahçe takımında. Dünya çapında bir başarınız var mı? 2006 Dünya 12.siyim. Dünya 12.si. Evet. Çok güzel. Peki nasıl gidiyor kürek... işleri. Ne diyeyim abi kürekçiye ne sorulur? Ben hayatta kürekçi mi görmüşüm hayatımda? Ne soracağım kürekçiye? Kürekler nasıl? Kürekler güzel. Bu sene güzel kürek yaptı mı Fenerbahçe milli takımı? Fenerbahçe milli takımı. Yuh be abi. Yürü Beyazıt kim tutar seni buradan? Evet. Evet. Sana şöyle sorayım. Sana ben şöyle sorayım. Buradaki birinciliği, ikinciliği, dereceye girmenizi, okuldaki dersleriniz etkiliyor mu? Mesela sen birinci olmuşsun ama alttan dersin var falan. Birinciliği geri alırlar mı böyle bir durumda? Hayır, hiç zannetmiyorum. Zaten birinci olamam diyorsun. Evet.
bilmiyorum. Onu göreceğiz 25 Ekim akşamı. Vay. Herkesi bekliyoruz MKM'de 25 Ekim akşamı çarşamba günü. Harika, çok güzel. Peki hemen size devam edelim. Şöyle dönelim, bu güzelliği görelim arkadaşlar. Bu yarışmayı kazanan nereye gidiyor, ne oluyor? Güney Kore'ye gidiyor ve bu Türkiye'de ilk kez yapılıyor. Ancak dünyada 19 yıldır yapılıyor. İşte ne kadar geri kalmışız gerçekten de, evet. Evet, işte bu sene birinci seçilen arkadaşımız yarışmadan hemen iki gün sonra Güney Kore'ye, Türkiye'yi temsil etmek için gidecek. Harika, çok güzel. Ben istiyorum ki hiçbiriniz Güney Kore'ye gitmeyin. Birinci olanlar, beşinci olanlar, hiçbiriniz gitmeyin. Burada kalın, finallere burada hazırlanın. Arkadaşlar sabahlamanız gerekiyorsa burada sabahlayın. Çünkü bugün aslında bizim bu arkadaşları buraya getirme sebebimiz, evet, katılacaklar yarışmaya, Türkiye'yi temsil edecekler, çok önemli ama bizim bir sıkıntımız vardı, biraz da onun için getirdik biz. 4 haftadır dekorumuz beğenildi, beğenilmedi, yerine oturdu, oturmadı, güzel oldu mu, güzel olmadı mı gibi sıkıntılarımız var. Bu kadar güzeli yakalamışken biz bunları dekorumuza serpiştirmek ve gerçekten de dünyanın en güzel dekorunu elde etmek istiyoruz. Arkadaşlar hazırsanız onları dekordaki yerlerine alalım. Hazır mıyız? Evet, biraz kay, şöyle biraz kay. Siz de açılın, açılın. Yat biraz yere doğru, yat böyle. Arkadaşlar hazır mıyız? Beyaz Show başlıyor. Herkesi arar, herkesle konuşursun. Bana gelince susuyorsun. Çevir numaramı. Sen ne olursun. Evet, o geliyor. Türkiye'nin en sempatik adamı. O bir showman. O bir yeni programıyla NTV ile başlıyor. O bir Şahan geliyor. Hocam hoş geldiniz. Ay kahveden. Hocam ne haber? İyiyiz abi. Nasıl keyifler Şahan'cığım? Çok iyiyiz valla. Bu kalabalığı gördük, daha da iyi oldu. Sağ olasın, teşekkür ederim. Daha da kalabalık. Hocam. Nasılsınız? Hocam. Sizler de. Hocam sizi yerinize alalım biz. Ya hepsinin annesi desteklemiş, fark ettin mi? Evet, hiç babalar... Benim kızın güzel olacak falan diye böyle. Git katıl kızım, git katıl bırak üniversiteyi. Hocam alalım seni yerine, hoş geldin. Arkadaşlar, Ankara'nın bağrından kopup gelen bir ses geliyor. O bir Ankaralı namus geliyor.
Alo Muzaffer. Alo. Neredesin? Kayınamgül'deyim, iftarda. Ekmeği yedim de çayımı içiyorum. Sen şantiyede misin? Ya afiyet olsun da bizim balyoz kaybı inşaattaki sıkıntı var. Ne bileyim abi, nereye kayboldu ya? Balyozdan ben sorumlu değilim ki. Bilmiyorum, almışlar işte balyozu, geri getirememiş. Hastanedekiler aldı diyor, abi diyor, kayıp diyorlar. Bizim tarlalıya sorsaydın balyozu, belki bilir o. O zaman sen ne yap biliyor musun? Bana bir iyilik yap, sende bu tür şeyler vardır. Beyaz Şov'un canlı yayın numarası vardır sende, bir versene bana. Akşama bizim kız istiyordu, baba getir de canlı yayına katılayım diye. 212 429 58 66 2 at. Ben anlamadım abim, bir daha tekrar et, kafam benim dağınık, Allah'ını seversen. 429 58 66 öptüm. Bir öpmedi, ben neredeydim? Evet, sınav dergisi Beyaz Show devam ediyor. Arkadaşlar, keyifler yerinde mi? Her şey yolunda mı? Süper. Şimdi yeni albümüyle bir Türkiye güzeli geliyor. Asuman Krause geliyor. Asuman'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam oturabilirsiniz. Teşekkür ederim. İkisi birden bir celallendi be. Ne oluyor? Nasılsın Asuman'cığım? İyiyim, iyiyim. Siz? Sağ ol, teşekkür ederiz. Sağ ol, biz de iyiyiz. Sağ ol. Bugüne kadar yaptığı programlarda hep sen konuk ağırlıyordun, evet. Genel olarak. Nasıl bir şeymiş ilk defa böyle bir şarkıcı olarak çıkmak? Şöyle söyleyeyim, kalbimin altı, midemin üstü bir şey var orada. Tam dalak, dalak. O dalak değil mi? Dalak, bildiğimiz şeyse dalak bizim tahmin dalak ettiğimiz şişti. Şey. Dalak şişti. Şişti. Dalağım şişti. 3 litre su içtim heyecandan. Vallahi de. Çok heyecanlıyım arkadaşlar, bunu baştan bravo söyleyeyim, tamam mı? Çok teşekkür ederim. Şu anda biliyor da heyecanımı. Güzel çıkıştı. Çok güzel. Yok evet. Güzel çıkıştı. Yok iyiydi. Bunu şarkıların arasında yapmazsan çok tamam. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. Bir de hazır işte. Arkadaşlar ben hemen şu heyecan meselesiyle ilgili şunu söyleyeyim. Heyecanlanması çok normal. Çünkü cidden ben açık konuşuyorum. Beklenmedik kadar güzel bir albüm yapmışsın. Vallahi bak çok. Hayır ben dedim açık konuşuyorum diye. Ama açıkçası bu kadar açık konuşacağımı tahmin etmiyorum. Yani fazla açık oldu. Çok teşekkür ederim. Ama cidden Asuman Krause'ye albüm yapıyor deyince ha dedik hani olacak, Asuman da albüm yapıyor. Hadi bakalım hoş geldin dedik ama albümü ben aldım dinledim. Siz de biraz sonra dinleyince göreceksiniz. Bu albümü dinlerken Asuman'ın da söylediği bir şey var. Rica ediyoruz. Ön yargılarınızdan uzak bir şekilde dinleyin. Yani şundan dolayı mankendi işte şimdi mankenlik bitmek üzere buradan paçayı kurtarmak için albüm yapmaya başladı. Yok pardon ondan önce paçayı kurtarmak için sunuculuğa geçtim. Ha sunuculuğa geçtim. Buradan da albüm yapmaya başladı. Sunuculuğa önemli olan diziye geçtim. Seni anlatıyorum hayatım. Pardon. Benden iyi anlatabileceksen anlat. Anatamayacaksın heyecandan yavru ceylan gibi titriyor. Heyecandan bak anlat. Beyaz cidden abi, anlat. Çok güzel bir albüm olmuş. En de güzel parçasıyla bizlerle beraber olacak. Tenimizin Uyumu. Evet. Alkışlarınızla Asuman Kral.
ve bugünün sürprizi. Ver şimdi havayı, ver havayı. Selamlar. Merhaba, benim adım Beyazıt. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi geceler. İyi akşamlar. Kim bilir aşkı? Tamam, tamam, tamam. Gümilerde tarihim var, bahri yeri yârim, yârim. Diri 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 var, diri diri var, var, diri var, var. Dolu 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 var, dolu dolu var, var, dolu var, var. Dan 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 dan. Sevgilisi var, 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 var. Oh, ben gidiyorum ya. Ya beni bu çektiğim şey bitirdi abi ne? Allah'ım ya. Evet, beyaz şov başladı arkadaşlar. Konuklarımıza kocaman bir alkışla başlayalım. Çünkü arkadaşlar bu üç konuğumuzun da ortak bir özelliği var. İkisi erkek, üçüncüsü erkek gibi kadın gerçekten de. Oo, tabii de. Delikanlı. Teşekkür ederim. Asuman Kırazeyi biz böyle hani hanım hanımcık kıyafetler falanlar filanlar manken böyle gerçek ama Asuman'ın içini bilmeniz lazım. Cidden kodumu oturtturan cinsinden. Vallahi acayip böyle bir delikanlı tavrı var ki senin de camiada adın delikanlı kız değil mi? Evet. Ha? Var. Evet, öyle, evet. Öyle, öyle diyorlar. Peki Asuman'cığım, hemen var? Şimdi yok, üç ortak özelliği hemen söyleyeyim. Ankaralı Namık'ın albümü çıktı. Perşembe günü çıkıyor. Perşembe çıkıyor. Çıktı çıkacak, eli kulağında. Eli kulağında. Çıkmazsa ayıp zaten artık. Çocuk doğacaktı, sezeryen oldu. Hocam güzel örnek verdiniz. Hocam bu kaçıncı albümünüz sizin? Bu beşinci albüm. Beşinci albüm. Biz ama ilk üçünü bilmiyoruz herhalde değil mi? İkinciden biz takıldık size. Arabada 5, evde 15 diye bir şey yaptınız ve... Şimdi hadise çıkarmayalım. Bu Hovarda. He? Bu Hovarda. Bu Hovarda. Öteki albümle ilgili bir şey konuşmayacağız hocam. Bu yeni albümle konuşalım. Bu yeni albümle ilgili konuşalım. He? Çıkıyor. Perşembe günü çıkıyor. Perşembe günü çıkıyor. İşte elimizde olmadığı için bir şey konuşamıyoruz hocam. Ancak böyle çıkıyor mu çıkıyor. Ne zaman? Perşembe. O kadar konuşabiliyoruz yani. Albüm elinde olursa çok konuşursun diye böyle. Hocam istedik albümü getirmediler. Daha piyasaya çıkmamış diye. Alamadık yani albümünüzü. Yoksa ben üzerinde bayağı bir şey konuşmak istiyordum. Ne yapıyorsun kardeşim tek başına? Ya kameramanlar cozuttu bizim. Bak bak kendi kendine. İlanı aşkı. Yalnız mısın koçum? Hocam. Evet ama çıkıyor. Yani tabii akşam perşembe piyasada. Hadi hayırlısı. Valla hayırlısı. Sağ olun. Hocam bu Ankaralıların niye başlarında böyle bir Ankaralı ibaresi var? Ankaralı Namık, Ankaralı Turgut, Ankaralı, Ankaralı, Ankaralı. Zaten sizin yaptığınız parçalardan Ankaralı olduğunuz belli. Yani bir Rizeli haliniz yok yani. Şimdi Ankaralı derken namımız, lakabımız Ankaralı. Tamam. Tamam ama çıktığınız yeri söylemeseniz Ankara'dan şikayet mi geliyor yani? Başka kim var ki? Bir tane Ankaralı Namık var diyorsun yani. O ama ağır şey yaptı. Ha? Ağır yaptı. Ağır geldi değil mi? Ağır yaptı bunu. Şimdi bütün Ankaralı diğer sanatçılara söz hakkı doğdu. Söz hakkı doğdu. Evet, telefona bağlanacaklar. Bu da bizim işimize gelecek. İnşallah buralardan bir yerden bir reyting yapacağız. Senin sen de bugün günündeysen bir tartışma ortamı yaratırız. Namık. Ben tartışma ara katılmıyorum. Ben sanatıma geldim, sanatıma devam ediyorum. Tartışma yok, müzik var, eğlence var, eğlendirme var. Helal olsun. Açık konuşayım, en sevmediğim şey vallahi yani şurada yapaydın iki tartışma. Niye? Başka kanallarda görüyorum, bazen birbirinize giriyorsunuz, Ankaralılar bir tartışıyor. Yok ben 6 aydır falan hiçbir tartışmaya katılmadım. 6 aydır ama. Ama bir saniye. Programlara katılınca 6 ay oldu mu ya? Bazen gaza geliyorsun.
Bazen gaza geliyorsun tabii ama en son dedim ki beni tartışırken görürseniz kanal değiştirin dedim. O günden sonra da hiç tartışmadım. Tartışmıyorum. Yok yok. Hep değiştirdiler mi acaba? Rahat ol. Bugün kanal değiştirmeyin. Rahat rahat adam bir tartışsın. Evet ya. Ben o rahatlığı veriyorum. Şu anda bağlansa bir Ankaralı sanatçı tartışmaz mısın? Çatır çatır güzelinden. 6 ayda olmuş, dolmuşsundur da. Yaradılanı severim yaradandan ötürü. Onlar getirdiler bir yere. Saygı duyuyorum ama tartışmıyorum. Eminsin yani bayağı tartışmayacağım. Kendi aramızda tartışalım. Biz bize tartışsak. Ben de tartışır şey. Mısın sen? Ben seninle tartışamam ki. Evet, bu benim abi. Eski Nevriye, Ankaralı Nevriye. Onun da lakabı. Ankaralı Nevriye. Tabii. Bayan ismi bu nasıl? Kurcalamayalım bari hani dur. Hocam peki ama açık konuşuyorum. Yayınımız 1,5-2 saat sürecek. Herhangi bir yerinde cidden 6 ay oldu canım tartışmak istiyor herhangi bir şey olsa valla söyle gözünü seveyim. Tamam. Tamam mı? Sakın şey yapma. Ve Asuman Kıraze. Buyurun. Evet. Albümünü... Seve seve tartışırım. Hiç problem yok. Albümünü kıstın. Tabii. Promosyon dönemi. Yapacak yo, mısın? Yok yok yok. Promosyon için bir şeyler var mı kafanızda? Bir skandal herhangi bir şey? Yani şu anda... Bizim programımıza denk gelen bir şey var mı yok, inşallah? Yok yok yok. Keyif var. Çok keyiflendim. Çok keyiflendim ama. Yok yani bir yok, şey yok. Yok yani var mı? Yok. Tamam soralım bakın o zaman ya. Bu albümü sen çıkarttın. Ya çıkıyor. Ne zaman çıkıyor albüm? Cumartesi. Yarın inşallah. Yarın çıkıyor. Yarın. Bir tedirgin oldun mu bu albümden dolayı? Yani mesela albüm çıkartanların listesi burada var. Yani mankenlikten albüme geçenler. Mesela başarılı olanlar var. Başarısız olanlar var. Biz bilmiyoruz ama belki siz bilebilirsiniz. Mesela ben isim saydığım için başarılıysa alkışlayın. Başarısızsa alkışlamayın. Tamam mı arkadaşlar? Ben isimleri sayacağım. Mankenlikten şarkıcılığa geçip bütün isimleri sayıyorum. Gülben Ergen. Manken değil ama fotomodellikten geçti. Hülya Avşar. Demet Akalın. Tetek Dinçöz. Ayşe Hatun Önal. Gizem Özdilli. Orada bir grup var, herkese alkışlıyor yani. Araya Zekeriya Beyaz desem de alkışlayacak. Evet. Ayşe Bacıoğlu. Vay abi onlar da kesti. Ebru Destan. Yeşim Erçetin. Esra Balamir. Seçkin Piriler. Yeliz Yeşilmen. Yelda Başaran. Onu hiç tanımıyorlardı bak öyle bir. Yelda Başaran dedim yanındakine böyle. Nasıl atladık bizi? Nigar Talibova. Doğa Bekleriz burada mı? Banu Zorlu. Aylin Coşkun. Ve Asuman Kıraze. Bu saydığımız isimler içinde manken olmayan falan filan da varsa kendilerinden özür dileriz. Ama biz böyle bulabildiğimiz isimleri dizdik. Ay niye özür dilerim? Buradaki alkış da bunlar için önemli olmasın. Kendileri zaten doğru yolda yürüyorlar. Güzel şeyler yapıyorlar. Buradaki arkadaşların alkışları hiç önemli değil. Evet. Evet. Şimdi benim hani, oldu mu tedirginliğin? Şunu soracağım. Bir tedirginliğin oldu mu? Şimdi bu albümü yaparak... Aslında böyle bir şey konuşulmuyordu ama artık sen de bak mankenlikten şarkıcılığa geçti falan gibi sınıfa girdin. Bir sıkıntın olacak mı bundan dolayı? Olacak diye düşünüyorum ama o yüzden dedim önce dinleyin sonra eleştirin. Tedirgin şöyle hem oldum hem olmadım. Çünkü aslında mesela mankenlikte kıyaslanmayan isimler benimle. Evet. Bu durumda otomatikman tabii ki yani o da geçti. Mankenlikten, mankenlikte seninle kıyaslanamayacak isimler. Yani normalde mankenlikte benimle kıyaslanmayan isimler. Ağır o, ağır o. Güzel geliyor, güzel geliyor. Namık evet. Bak. Namık bak şey yap. Görüyor musun bak? Yani. Nasıl geleceği yeri nasıl biliyor yani, bak? Yani feyz al diyor sen. Anladın mı? Nereden geliyor bak? Güzel yerden geliyor. Evet. Daha açık konuş de. Daha açık konuş de. Daha açık konuş. Daha açık konuş. Ben değil mi? Şeffaf olayım değil mi? O 6 aydır yapamıyor ya, şey yapıyor şimdi. Yani öyle ama mankenlik yaparken en azından kıyaslanmadığım isimlerle otomatikman şimdi kıyaslanacak mıyım acaba sorusu oldu tabii. Çünkü mankenlikten bir şekilde şimdi müziğe geçti denecek ama şöyle bir şey oldu.
bir radyo kanalında çaldı mesela. İsim söylemediler. İşte Bayan X çalıyor dediler. Evet. Hatta öyle bayağı yani 5-6 gün program yaptılar. Anket yapıldı sonra. Emel Müftüoğlu sanıldı. Burcu Güneş sanıldı. Linet sanıldı. Şimdi onlar da şey demesinler benimle kıyaslanamayacak diye. Benim problem değil ya. Yani. Emel Müftüoğlu açısından... Problem olmaz ama öbürküle bilmiyorum. Bir tartışma yaratsak acayip olmayacak. Olmayacak, çıkmayacak. Ne demeye çalışıyorsun? Çıkartmayın. Evet. Şu an... Abi 6 aydır program, tartışmıyorsun diye diyorum. Programın sonucusu ben değilim ya. Hayır, seni tahrik etmeye çalışıyorlar. Yok ben tahrik olmam, merak etme. Ne demeye çalışıyorsun? Mübarek Ramazan da tahrik olmam. Alo. Ah be abi merak etme. Ah be ama yani. Direkt öyle. Evet. Öyle. Nerede kaldın? Evet. Yani böyle. Öyle, anket sonucu. Nerede kaldın? Anket sonucunda en da... En son Emel diyordun. Sonra açıkla... Öyle mi? Ne diyordum? Burcu da diyordum. Emel'e bir şey dedin. Yok canım. Bu arada pardon. Çok özür dilerim. Emel demişken... Buraya gelmeden evvel Emel Sayın'la beraberdim ben. Evet. Ha. Evet. Bana çok iyi dileklerini, bu programın ne kadar iyi geçmesi gerektiğini... ve beni... Bir saniye. Bir dakika. Ve beni hakikaten çok onur etti. Beni ne kadar sevdiğini. Konuyu nereye getireceksin hocam? Yani... Bana mı getiriyorsun ya? Bende mi patlayacak bu sohbet? Hayır. Hayır yani haklıymışsın sonuç olarak aşık olmakta. Vay arkadaş. Çünkü bir dakika. Emel Hanım'a acaba aramızda şurada erkek olup da aşık olmayan birisi var mıdır? Var, merak ediyorum. Bak var. Varmış ama. Var ama ona zaten kimse aşık olmaz ki o. Ama hakikaten yani benim gördüğüm en güzel... Benim de gördüğüm en güzel hanımefendi. Benim de gördüğüm en güzel hanımefendi. Aynı hanımı görmüş olmayalım şahane evet. Seninle. Aynı hanımı. Emel Hanım buradan sevgilerimizi iletelim. Evet gerçekten evet. De konu yeniden açılmasın. Dağlanıp budaklanmasın. Yok açılsın. Bir haftada zor temizledik. Açın konuyu açın. Açın abi konuyu. Açsın değil mi abi? Açsın abi konuyu. 6 aydır iç. Abi süper oturup orada hacı yatmaz gibi açık edeceğim. Yani bir şey ya abi açık olsun abi. Asumancığım peki... Peki diğer... lafımı bitirebilirim. Tamam tabii bitir. Okey çok önemli benim için. Evet. Teşekkür ederim. Ben de şöyle bir şey düşünüyorum. Önce isim söylenmiş olsaydı Asuman Krause de söylüyor. Dinlemeyeceklerdi. Belki başka bir kulakla dinleyeceklerdi. Ama böyle olunca o ön yargı biraz gitmiş oldu. Böyle. O yüzden ismini söylemeden çıktığın için evet. Önce insanı... Yani o şarkıyı çok seviyor olabilir. Benim söylediğimi bilmeden. Tenimizin uyumu. Evet. Sonra Asuman Krause'nin söylediğini duydu. Aa yok o zaman o söylüyorsa sevmiyorum artık mı diyecek. Doğru evet. Yani aslında böyle... bu şey ön yargılar değil o mi? En sıkıcı olan. Ön yargısız dinlerseniz çok sevinirim. Peki sen diğer şeyler manken arkadaşlar albüm yaparken çok net hani açık bir şekilde inşallah tutmaz oh bak nasıl. Yok canım. Ha? Demedim. Demedim. Demem canım. Belki hani bir demişsin. Yok demem şey canım. Demem. Yükleneyim öyle dedim. Şey evet. Fatma neyi arkadaşlar inşa ediyoruz? Reklam aramız var öyle mi? Ne çabuk. Evet, bir tane telefon alsam. Almayayım. Hay kalkmış da bulundum şimdi. Ayağa böyle kaldık yani. Telefonu alayım ne haber diyemiştiyse ayıp şey. Bayağı oraya... Ne yaptınız? Evet. İzledik görüntüleri. Tatsız görüntüler. Seviyorum. İşte bir sunucu var. Şovmen. Konukları var. Buyurun ne diyeceksiniz? Bir kere tek sohbet bloğu bu kadar uzatılmaz. Olmaz yani. Bakın Sayın Beyazıt Bey yan taraftan sürekli uyarıyorlar. Reklam var, reklam var diye. Adam tım. Yanlış. Ya kardeşim sen bilip bilmeden konuşmasana ya. Bugün bu devirde bir reklam kaç para edersen onu biliyor musun? O kadar parayı sana verseler sen kabul etmeyecek misin? Ama bak sözün bu şekilde kesilecekse olmaz. Kabul etmeyecek. Hayır, hayır hayır hayır. Herkes konuşacak. Birbirimize saygılı olalım lütfen. Buyurun. Uzatın mikrofonu. Bu reklam konusundan daha önce konuşulması gereken mevzular var. Mesela bu hafta Asuman Krause ile Şahan Gökbakar konuk. Bence yanlış. Ne gibi? Yanlış. Şahan Gökbakar'la Doğa Rutkay'ı alacaksın. Aynı programa koyacaksın. Asuman Krause ile Kuşum Aydın'ı koyacaksın. Bu iş böyle yapılır. Lütfen bu işi bilenler yapsın. Çok güzel. Çok güzel bir konuya temas ettiniz.
Arkadaşlar çok güzel bir konuya temas etti arkadaşımız. Evet, Beyaz Şov'un konuklarıyla ilgili söz almak isteyen... Ben. Buyur kardeşim, buyurun. Geçen sene Şahin'e konuktum programı. Herkes biliyor bunu, herkes izliyor Beyaz'ı. Konuktu, cam kırıldı. Niye cam kırılıyor göreceksin mesela. Ya. Cam kırıldı bu programda. Ayrıca gecenin bir saati uyuyan mı var, yatan mı, hasta olan... Niye cam kırılıyor? Ben de kırarım diyor. O zaman herkes sen de kıracaksın. Sen de niye biz kırmıyoruz? Tamam. Hepimiz ama bir saniye. Cam. Eski programlara girip... Hayır, eski programlara girip konuyu dağıtmayalım, tamam mı? Bakın elimizde daha başka görüntüler var. Onları izleyelim. Bakalım daha sonra neler olmuş. Reklam. Reklam var. Hemen reklamlara girelim. Buyurun. Bak ne güzel. Adamı yan taraftan uyardılar. Hiç beklemeden reklama girdi. İşte efendim Beyaz Bey'de bu incelik yok. Tebrik ediyorum. Ayrıca buradan Sayın Ankaralı Namık abim ve Acılar abime saygılar, sevgiler iletiyorum. Reklamlar. Evet, bu arada arkadaşlar devam ediyoruz ama Banu Zorlu mankenlikten gelmemiş, konservatuvar bitirmiş. Öyle gelmiş arkadaşlar, onu hemen düzeltelim. Şimdi bugün konuklarımız var, albümleri çıkıyor ama inanılmaz güzel bir albüm çıktı. Çıkıyor, Nazan Öncel'in Yedim Bitirdin albümü. Şu anda bizi seyrediyorsa içinde sahiden çok güzel şarkılar var. Biz kendi programımıza mutlaka görmek istiyoruz. Bunu niye söylüyorum? Ben programlarda çok fazla böyle bir şey söylemem. Hani gelsin diye. Çıkmıyor Nazan Hanım bir yere. Yani bizim programımıza görmek istiyoruz. Siz de görmek istiyorsanız arkadaşlar. Kendisini buraya davet ediyoruz. Fakat buraya sadece onu değil. Şu anda Türkiye'nin hiperstarını, süperstarını, megastarını davet ediyoruz. Ajdar geliyor artık. Teşekkür ediyorum. Öncelikle herkese iyi Ramazanlar diliyorum. Ramazan. Önümüzdeki 2-3 gün sonra biliyorsunuz yine Ramazan bayramı olacak. Öncelikle Beyaz Bey'in, sonra bütün Türkiye'nin kutlu olsun. Evet, Ramazan bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Hocam, bak konuklarımız geldi. Onlara da alkışlar geldi. Merhaba ama. Merhaba diyelim. Nasılsınız? İyiyim, siz? Ay çok teşekkür ederim. Ama büyüklere hürmet edilir yani. Ramazan'da gerçekleşti. Hocam konuklarımız geldi. Büyük alkışlar geldi ama şu senin alkış kimseye gelmedi dikkat ediyorsan. Bu alkışın temelinde, sevilmenin temelinde gerçekten de... ne var diye soruyorsunuz. Soracağım. Yüreğim. Bravo be! Bravo be! Hepsi biliyor. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Ajda'cığım gel otur gel. Tamam, abi böyle buyur. Fark etmez. Vallahi böyle buyur. Yok teşekkür ederim. Lütfen. Gel hadi gel yanıma gel. Gel Ajda'cığım gel. Biraz... Hocam nerelerdesiniz? Görünmüyorsunuz, ortalıkta yoksunuz. Nerelerdeydiniz? Vallahi, niye bir kayboldunuz? Aslında kaybolmadım. Biliyorsunuz hayranlarım içerisinden bana karşı olan bir kesim vardı. Gerçi şu an yok değil mi? Non ajdarcılar var mı aranızda? Ne ajdarcılar? Sanmıyorum yani. Var mı? Çok teşekkür ediyorum. Hepinize canım feda. Hepinize canım feda, göreceksiniz. Bu müzik yolculuğumda ölmek var, dönmek yok. Oh be abi!
hocam biz teşekkür ederiz. Vallahi onarı ettiniz programımızda. Söylediklerinde de çok haklısın. Bak buradaki sevginin temelinde bence şu var. Şarkıların ve yaptığın müzik beğeniliyor olabilir, beğenilmiyor olabilir. Evet. Seviliyor, sevilmiyor olabilir. Ama insanların kafasında Ajdar diye bir imaj oluştu. Ve o insanlar gerçekten de seni tavırlarından dolayı, hareketlerinden dolayı, samimiyetinden dolayı, ağzında evet, affedersin bakla ıslanmamasından dolayı gerçekten de çok seviyorlar. Yani bu evet, sevginin temelinde evet, biraz o var hocam. Evet. Çünkü şarkılarda da mesela bazen bizi takip ediyoruz. Orkestranın sana yetişemediği oluyor Ajdar. Tabii ki o ilk günde ama şu an alışacaklardır herhalde, bilmiyorum. Onlar da artık herkes Ajdar'ı tanıdı ki çalıştık çalışın, değil mi? Çocuklar, teşekkür çalışın ediyorum. Bayağı bir çalıştılar. Bir senede çalışıyorlar Ajdar. Yani ritim tutsun diye bir senede çalışıyorlar. Ben de hep nota çalıştım, merak etmeyin. Süper. Evet. Ajdar'cığım seni sevmeyenler var dedin. Neden vardı, böyle bir şey mi oldu? Önceden vardı. Sanırım 2 dakikayla bazıları diyor ya da 2 yılda diyorlar. Bir çıkışım oldu ve bu çıkışı hazmedemediler. Özellikle Savaş Ayın programında bir kız ve anne katılmıştı. Onun sözünü ben hatırlatmak istiyorum. Benim kızım dedi, konservatuara gitti ama senin kadar şöhret olamadı, niye? O zaman daha 2-3 ay falan şöhret olmuştum. 2-3 aylık bir şöhretimdi. O 2-3 aylık şöhret bile o konservatuarlı kızın annesini çileden çıkarmıştı. Artık bilemiyorum yani, bu yürekten gelen bir sesti, bir ilhamdı. Ben zikrederek bu işi yaptım. Öncelikle tabii ki Tanrı bunu bana verdi. Ondan sonra sizler de bunu tanıdınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Estağfurullah Ajdar. Arkadaşlar Ajdar'ın biraz sıkıntıları var, dertleri var hocam. Ajdar şundan dolayı biraz dertli. Programımıza gelirken Ajdar bizden 1 lira para istemedi. Evet. Bakın çok önemliydi ki Beyazıt abinin programıysa para istemeden çıkarım dedi. Ama birçok programa giderken benim bildiğim kadarıyla istiyorum. Araba evet, istediğin, ev istediğin. Yok o kadar değil ama fiyatım biliyorsunuz herkes de biliyor. Bu dakikadan itibaren herkes de bilsin, 10 bin dolar ve aşağısı, hiçbir yere çıkmayacağım. Arkadaşlar. Ben makine mühendisiysem zekamla makine mühendisi oldum. Ben star olduysam bütün bedenimle ve bütün özelliklerimin toplamıyla star oldum. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz, bravo, bilimden ve ilimden de bilirsiniz, başarılı insanın yanında yer almanız gerekiyor. Başarılı insan kıskanılmaz. Öncelikle bir Türk toplumu olarak bunu öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Arkadaşlar, Ajdar'ın buradan ekrandakilere de sesleniyoruz, sponsorlara da sesleniyoruz. Bayramda ekstra, kendi yerlerinde ekstra düzenleyenlere sesleniyoruz. Ajdar'ın bunlara ihtiyacı yok. Ajdar zaten kendisi ne olduğunu, nerede durduğunu çok iyi biliyor. Doğru. Ajdar'ın doğru, tek ihtiyacı bu bayramda bir ekstraya gidebilmek gerçekten. Hayır, ekstra çıkıyor. Hatta en süperstarlardan, bilmiyorum kimi biliyorsunuz, kimin isimleri Tarkan var. Tarkan. Onlardan bile daha çok teklif geliyor bana. Ama hiçbirini kabul etmedim. Evet. O teklif getirenlerin çoğu hep bana diyor, artık yok diyorum, artık bana. Hocam peki 10 bin dolar biraz fazla olmamış mı ya? Yok hiç fazla değil, kesinlikle. Gidiyorsunuz işte, sanatçıların biliyorsunuz bir sürü ihtiyacı var. Doğru. Tabii ki yani artık olmuyor. Doğru söylüyorsun. Kabul ediyorlarsa da bu, kabul etmiyorlarsa da belki de bu benim son günüm. Ama ben müziği sürekli yüreğimde yaşatacağım. Umarım bir başlangıç olur ama benim için belki de bir veda. Evet, ben böyle söylüyorum. Kimse... Yeter artık, yeter diyorum. Evet. Veda ne demek? Bilemiyorum. Bunu yapma. Bilemiyorum bunu artık. Bunu yapma ne olur. Ajdar'cığım, bak sana tekrar söylüyorum.
Yaptığın müzik iyi olabilir, kötü olabilir ama bir yola baş koymuşsun. Bu yolda devam etmeni istiyoruz. Ama benim kurallarımla biliyorsunuz bir telefon bağlantısı yaptık. Bu telefon bağlantısının gereği aslında bu camiadaki bütün insanlaraydı. Dur be dur adam bir şey alalım. Benim kurallarım geçerli olacak, star olan benim. Hani var ya perdenin önü ve arkası, biz perdenin önüyüz ama perdenin arkasında hayli hayli halledebilecek kapasiteye sahibiz. Eğer ki imkanlar ve şartlar bizi bu duruma soktuysa Tanrı'ya havale ediyorum ben. Teşekkür ediyorum. Peki Ajda'dan şarkısını dinleyeceğiz. Ama önce şunu soralım. Şarkımızın adı nedir Ajda? Şu an şöyle bir haber veriyorum. Çikita Muz. Hayır tamam, hepinizin bildiği Çikita Muz. Hayır Çikita Muz. Bir saniye, bir dakika. Ne olur arkadaşlar, bir dakika. Çikita Muz. Tamam söyleyeceğim. Ne olur. Tamam söyleyeceğim, vallahi. Vallahi söyle. Bak. Ama bugün 8-4 maneydi. Hayır, lütfen söyle, boş ver. Tamam peki. Peki Çikita Muz. Herkes bunu istiyor. Tamam. Ajdar bizlerle. Geldim yoktun daha ne? Daha
daha fazla üzersen. Ah değil aşkın değil sen. Rica minnet kiminle gelsen. Ne yapsan faydasız. Değil aşkımı tırnağımı vermem ben. Oh tırnağımı vermem ben. Çikitamuz, çikitamuz. Çikta 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 çik 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 çikita. Çikta 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 çik 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 çikita. Çikitamuz, çikitamuz. Şurup gibiyim şurup, turp gibiyim turp turp. Şurup gibiyim şurup, turp gibiyim turp turp. Ben ateş sen barut, hmm, öptüm seni şapşup. Ben ateş sen barut, hmm, öptüm seni şapşup. Şapşup, şapşup, şapşup. Haşap, haşup. Bravo, bravo, bravo. Çok teşekkür ediyorum. Az sonra kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar Beyaz Show devam ediyor. Ajdar nasıldı? Nanıpçığım. Efendim. Nasıl buluyorsun abi Ajdar'ı? Hiç takip edebildin mi Ajdar'ı daha önce? Ajdar'la biz önceden tanışıyoruz. Öyle mi? Bazı programlarda denk geldik. Bir de meslektaşız biz. Meslektaşsınız. İkiniz de mühendissiniz. Evet. Makine mühendisi. Evet. Doğru mu? Siz de mi makine mühendisiniz? Evet makine mühendisi. Makine mühendisi. Enteresan işlere girmişsiniz ikiniz de yani. Makine mühendisi. Diğer makine mühendisi. Makine mühendisi var mı aramızda? Var mı? Tavsiye ediyor musunuz arkadaşlarımıza? Müziği tavsiye eder misiniz arkadaşlar? Tabii ki sonuna kadar eğer ki yüreğinde varsa, beyninde varsa kesinlikle yapmalı. Var mı? Sonuçta bir makine mühendisi kendini ne bileyim boş zamanlarını muhakkak bir şeye değerlendirmesi gerekiyor. Böyle bir şeyle ilgilenebilir diye düşünüyorum. Peki Ajdar evet. Benim şarkıya ne diyorsun? Dinledin mi? Dinleyemedim. Bizi biraz önce mi söyledin? Biraz önce söyledim. Güzeldi, harikaydı. Tam müziği başladı. O anda benim bir işim çıktı biliyorsunuz saçmalama. Ne işin çıktı abi? Ne işin çıktı Ajdar? Çağırdılar saçı yaptırmaya gittim. Saçını yaptırmaya gitti. Evet. Ajdar'cığım saçlar. Ama güzel yapmışlar, güzel yapmışlar. Evet. Saç fikri, bir şey. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ajdar menajerin var mı? Şu an menajerim yok çünkü niye? Onlar da hep bana diyorlar. Diyelim ki 10 kuruşa anlaşıyor, geliyor bana diyor ki 1 kuruşa anlaştım. Onun da yarısını kendisine, diğer yarısını bana vermeye çalışıyor. Süper adamsın. Aa. Yani böyle bir süper şey süper adamsın. Yani. Büyük aa. Alkış. İşte. Ajdar'dan al doğruyu. Şimdi bak. İşte Ajdar'cığım. Bu sömürü düzenine, bu düzene karşı koymak lazım. Helal olsun menajersiz çalışıyor. Tebrik ederiz. Ama önce Ajdar'a... Hocam bu yolda ilerlemek istiyorsan şöyle sayende çok güzel menajerler var doğru düzgün. Cidden sana yardımcı olabilirler. Hakikaten çok istiyorum ama onların öncelikle yani güvenimi sarsmamaları gerekiyor. Böyle biriyle karşılaşırsam neden olmaz? Peki mesela saçına kim karar verdi? Kendim karar verdim. Bunu tamamen benim modelim. Evet. Sebebini anlatabilirim. Buyurun. Bir fidan yetiştirmek istediğiniz zaman o fidanın daha ürünlerinin daha güzel olabilmesi için, daha büyük olabilmesi için ne yaparsınız? Etraftaki diğer yabancı otları kaldırırsınız. Ve ona gerekli bakım yapıldığında güzel meyve verir. Benim buradaki saçlar az seyrelmişti ama gitmeleri öyle beni üzüyordu ki. Ne yapayım dedim. Öncelikle bunları kazıtmam lazım ki bunlar dedim biraz. Tabii hocam yandan tabii yandan kazınca gücü buraya verir yani anladın mı? Tabii ki bütün güç oraya geliyor. Hakikaten saçlarımın en azından dökülmesi durduğu gibi bir de çoğalıyor. Ama seyrilenleri kazıtacaktın sen. Yanlış kazıdın. Hayır tamam öyle söylüyorlar ama asıl bu bilmiyorum beyin yoluyla buldum ben bu yolu. Bilemiyorum. O zaman doğrudur bir deneme. Abi. Fatma Aytürk var İsviçre'den ilk telefon bağlantımız gecenin. Alo Fatma Hanım iyi geceler. İyi geceler. Nasılsınız? Beyaz misafirlerine de iyi geceler. Teşekkür ederiz sağ olun onlar da iyi geceler diliyorlar size. Fatma Hanım İsviçre'den arıyorsunuz. Evet. Zürih, Bern, Basel nereden? Wallenstadt'tan arıyorum. Hmm. Hmm.
Zürih ile Davos arasında bir yer. Efendim nere? Zürih ile Davos arasında bir yer. Evet. Güzel yer. Yani bizim benim bildiğim yerse güzel yer. Yani sizi bir yerden geçtim ama orası mı? Neden İsviçre'ye gelmiyorsun? İsviçre'ye niye gelmiyorum? Evet. Pahalı. Almanya'ya geliyorsun, Stefan Rapp'ın programlarına katılıyorsun ama İsviçre'ye gelmiyorsun. Evet, inşallah en kısa zamanda annemle beraber çok merak ediyor. Ben getirmek istiyorum yani, bir görmesini istiyorum. Teyzemler ben de onu söyleyecektim şimdi. Annenle birlikte bana misafirliğe gelin. Vallahi deyin. Vallahi billahi. Yani bu çok samimi ve içten bir teklif. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Yemeklerim ünlüdür. Söz vermeyeyim inşallah. Konuklarımıza sorunuz var mı Nermin Hanım? İlk önce size sorum var. Fatma Hanım. İlk önce size sorum var. İlk önce bana, buyurun. Ne zaman evleniyorsunuz? Anneniz de istiyordur mutlaka torun sahibi olmak. Size ne zaman lazım? Vallahi ben... Yanlış bir tarihte evlenmeyelim. Ne zaman evleneyim? Ben bugün siz size söyleyin. Kahve falı baktım. Kahve falı baktınız. Ne çıktı? Seneye evleniyorsunuz. Ne zaman evleniyorum? Seneye. Seneye. 2007'de evleniyorsunuz. İnşallah vallahi yani hani... Benim parlarım tıpatıp çıkacağına göre. Duyamadım. Ben de gördüm Bursa'dan birisinle. Hem de Bursa'dan birisiyle. Evet. Evleniyoruz. Evet. Hayırlısı bakalım inşallah. Çıkarsa ne olacak? Kısmet ablacığım, gelir seni bulurum. Beni bulun tabii. Annenizi mutlaka bekliyorum. Gerçekten şaka değil bu. Çok teşekkür ederim ablacığım. Annenizi çok takdir ediyorum sizin gibi bir evlat yetiştirdiği için. Sağ olun. Vallahi çok teşekkür ederim. Benim oğlum biliyor musun Beyaz, bak gerçekten söylüyorum. Sabah saat 6'da okula gitti. Yavrum şimdi bu zamana kadar her cuma sizi seyreder. Bekliyor. Şimdi o seyrediyor sizi. Seyrediyor mu kendisi? Evet. Türkiye'de. Sizinle birlikte büyüdü. 7 yaşından beri seyrediyor. Bizimle birlikte büyüdü demeseydiniz bir daha iyi daha neden? İyi olacaktı da ablacığım. Ama neden? Birlikte büyüdü. Şu anda 38 yaşında oğlum. Hayır, oğlum ablacığım. 7 yaşındaydı. 10 senedir Kanal D'yi seyrediyor. O hesabı yaparız. İsviçre'ye bol selam. Annemle inşallah geleceğim. Evliliği düşüneceğim. Bursa işine bakarız. Konuklarımıza sorun var mı? Fatma abla. Var. Evet. Ajdan Bey'in kendine olan güvenini tebrik ediyorum. Ajdan Bey'in kendine olan güvenini. Bir insanın bir işi başarması için kendine güvenmesi gerekiyor. Evet. Şahan Bey'e de sana da beraber soruyorum. Şahan Bey'i neden siz bu kadar çok seviyorsunuz? Elektrikleriniz mi uyuyor? Ten uyumu var bizim. Ten uyumu. Şahan Bey'i niye bu kadar çok seviyorum? Programa geldiği zaman Şahan Bey, bak Ata da öyledir mesela. Sahiden evet. Programa geldikleri zaman, ki birçok arkadaşımız, dostumuz hep söyledi ama Şahan için söylüyorum şimdi. Programa geldiği zaman sadece programın sahibinden, burada programı yapandan bir şey beklemiyor. Kendisi de bir şeyler yapmak için elinden geleni yapıyor. Onun evet. için biz konuk aldığımız insanlardan hep bunu bekliyoruz. Yani burada oturup da böyle Beyazıt ne soracak? Ay sorsunlar cevap verelim değil de bir şeyler katması çok önemli. Şahan cidden egosuz, kaprisi yok. Evet. Onun için de programımız için çok evla bir konuktur kendisi yani. İyi de bir dosttu. Gerçekten öyle. Peki Doğa Hanım'la evlenecekler mi? Pardon, duyamadım. Doğa Hanım'la evet. Evlenmeyi düşünüyorlar mı? Gerçi özel hayatlarına karışıyorum ama. Önce Doğa Hanım'ın kütüğünü Bursa'ya aldıracağız abla biz. Kısmet bu sene Bursa'dan yana evet. Düşünüyor musunuz hocam evlenmek gibi planınız var mı Doğa Hanım'la? Ha. Olay bana mı geldi şimdi? Evet. Ha, tamam. Benden benim Doğa Hanım'la şu anda evlenmek gibi planım yok. Ama bu sevgi böyle devam ederse, evlenmeye hazır olduğum bir zamanda, eğer hala onu seviyorsam, o da beni seviyorsa, kabul ederse. Koyunlar da tere takılırsa. Telde de yün birikirse, oradan da teyzem onları alırsa, kazak yaparsa biz de kışın giyeceğiz inşallah. Evet. Ama Beyaz, sen bir an evvel evlen. Eğer biz, ablacığım, Fatma abla. Efendim. Eğer biz evlenirsek de Doğa'yla, nikah evet. şahidi olarak Ajdar'ı. Beni? Kabul eder misin? Tabii ki kabul ediyorum. Hakikaten eder misin? Hakikaten bütün Türk halkı gözünün önünde kabul ediyorum. Sağ ol. Öpüyorum seni. Buradan Doğa Hanım'a da seslenelim. Evet, damat burada. Siz neredesiniz? Doğru mu? Be
Bu olmadı şey ama neyse tamam Ajda. Fatma Hanım sorun. Bakın mesela Namık Bey burada. Ben sizin nikah şahidiniz olabilir miyim? Abla sen Ajda'nın mı abla? Evlendirme gayet. Hayır Beyaz'ın. Benim nikah şahidim olabilir misiniz? O da Ajda. Kapıldı orası. Hayır ben olmak istiyorum nikah ama şahidi. Ama Ajda'yla anlaştık biz. Tamam 10 bin mı dolar Beyaz? Verdik. Söz mü? Abla 20 bin dolar verirsen olur yani nikah şahidi işi. Tamam sana feda olsun. Bakın Namık Bey burada. Namık Bey'in çok büyük bir özelliği var. Namık Bey cidden benim elimdeki notlara göre Tarkan'ın kaseti çok iyi sattı ama Namık Bey'in kaseti inanılmaz satmış. Kaç sattı hocam bir önceki kaset? İki tane ödül aldık MÜYAP'tan. Bir altın bir platin ödül. Evet. Geçen yıl. Ondan sonra insanların tepkisini ölçmek için piyasayı araştırdık. Korsan dahil şu an 5 milyon civarında. Korsan dahil 5 milyon civarında. Evet. Şu anda zaten sanatçılar 100 bin satsın aman Allah'ım diye. 100 bin ve 200 bin üzerinden bir altın bir platin ödül MÜYAP'tan ödülüm. Aldınız ama 5 milyon korsan 5 milyon civarında. Peki hocam ilk albümü nasıl sattınız? Satılıyor musunuz? İlk albüm, kendiniz. Kendim arabada değil. Şoförlük yapan arkadaşlarıma sattım. Onlardan duyuldu ve albüm satışları bugüne kadar benim hiç klibim olmadı. Evet. Reklamsız klipsiz bu satışlara. Doğal olduğum için herhalde içimdeki olanı insanlara verdiğim için oldu. Hocam hem öyle hem de şarkı sözleriniz sizin çok kendiniz mi yazıyorsunuz şarkı evet, sözlerini? Evet kendim yazıyorum. Hocam nereden geliyor bu mesela yani burada bir tane şarkı sözü var. Yani benim böyle içlerinden bulduğum. Çağırın gelsin ceyarı, soysun gitsin hıyarı. Siz oynayın koçlarım Namık verir ayarı diye böyle mesela hani böyle bir yani bunu nereden besleniyorsunuz diye sorayım yani hani. Benim parçalarım genelde sahne programlarında çıkıyor bu sözler. Evet. Programlarda genelde insanlara takarım ben. O kafayı takarım. Allah muhafaza 2'de 2 olacaktı ha. Bir programda da Ceyar diye birisine takıldım o yüzden. Ayarcı Namık da benim lakabım. Evet. Ayarcı diyorlar. Ayarcı Namık diyorlar. Namık verir ayarı. Ayarcı Namık oldu. Hocam ses tonunuz çok güzel. Bir kalın ama şey, şarkılarda ince çıkıyor daha ziyade ses tonunuz. Ama böyle şey bir ses, tok bir ses tonunuz var. Yeni doyurdum. Bir şey deneyebilir miyim sizinle hocam? Ne deneyebilirim? Ne demek? Her gün. Arkadaşlar sıra geldi programımızın en müstesna köşesine. Havayı ver köşesi. Konuklarımıza da bugün denettireceğiz. Bakalım karizmalarımız, ses tonlarımız ne durumda olacak. Önce ben deneyeyim isterseniz hocam. Biz abi. Havayı daha önce gördünüz mü önceki program? Geçen hafta izlerken inşallah kaldırırlar onu ben gidene kadar demiştim ama. Kaldırmışlardı. Koltuğumu birisi uzatıverdi hocam yanında. Peki. Önce ver havayı. Ay! Merhaba, benim adım Beyaz. Evet. Hocam deneyelim şu ses tonundan. Sizin şarkı... Aa düzelmiyor ya. Düzelmesi lazım. Güzel oğlum. Oğlum düzel oğlum. Hadi oğlum düzel. Evet. Hocam şarkılarınızdan bir tanesini istiyorum bu sesle. Ver havayı. İçinize çekin bolca. Ve tutun. Çekin. Evet. Şahancığım, çiver havayı. Çek abici. Çekit amaz maz. Çekit amaz maz. Çekit amaz maz. Çekit amaz. Ver. Asumancığım. Ay almasın. Ver havayı. Al. Bakın kilit cümleyi Ajda söyledi. Sanki kahve ikram ediyormuşum gibi Ajda'ya böyle yaptım Ajda şey dedi. Abi ben almasam bugün.
Ajda'cığım bir kere ya. Benim bir ayrıcalığım olsa çok sevineceğim. Senin, hayır Ajda hakikaten. Ay, benim için. Senin bir ayrıcalığın hepinizi olsa. Hepinizi çok seviyorum ama. Ajda benim için. Bak bir şey diyorum. Lütfen. Ajda'cığım. Bir şey diyeceğim. Biliyorsunuz bu nefesi şarkı söylemek için harcamak istiyorum. Ben saygı Ajda duyuyorum. Tabii ki gülüyoruz, Ajda şey yapıyoruz ya. Ama siz de... Boğazda çok ağrıyor. Evet, sessizlik. Yapıyor. Mutlak sessizlik. Gönder havayı. Çek. Çek, iyice çek, iyice. Ay korkma. Çek içine iyice. Evet, konuş. Sizi seviyorum. Hadi be, olmadı, hadi. Çünkü çekmedi. Çekti. Hayır, Allah'a gitti. Demek ki nesim bu çok sağlam. Çek, çek, iyice çek. Sizi seviyorum. Aa, vallahi olmuyor yani. Ne yapayım? Aa, çok ayıp ya. Ajda gerçekten de doğaüstü bir adamsın ya. Evet. Bilmiyorum olmadı yani. İstişe'deki Fatma ablamızı gönderdik mi yoksa? Gönderdik. Peki teşekkür abi, ediyoruz. Reklamlara geçeceğiz ama. Reklamlara geçeceğiz ama son bir şey soracağım tamam. Tamam. Hocam deseler ki size Ajdar'cığım. 10 milyar veriyoruz. 10 milyar veriyoruz. Ayda maaş 10 milyar. Evet. Sen makine mühendisliğine geri döner misin yoksa müziğe devam eder misin? Şimdi şu dakikadan itibaren müzik benim her şeyim. Çünkü niye müzikten 10 milyarın üzerinde dahi para kazanabilirim. Kazandın mı hiç? Yani teklifler geldi ama sürekli hep bana dediler. Ama belki de 50 bin dolarlık yerde de sahne aldım. Bana daha düşük miktar verildi. Belki sahnem çok çok daha büyük bir paralar ediyordu ama verilmedi. O dönemlerde işte hayranlarım vardı. Çoğu diyordu hayır hayır hayır. Ben kendimi ispatlama derdine düştüm. Onlara yem oldum. Son soru. Ama bundan sonra... Soru geldi. Hemen cevabı istiyorum. 10 milyar aylık verseler makine mühendisine geri döner misin? 20. 20'ye evet. 10'a. Reklamlarla devam ediyoruz. Kaldığımız yerde.
görüntü vermek istemeyip kapat kardeşim kamerayı diyen ünlülerin kendilerini çeken kameraları kapattırarak kamera pillerinin daha uzun dayanmasını sağladığını ve ülke enerjisine bilmeden de olsa %0.08'lik bir tasarruf sağladığını biliyor. Depresyondayım, unutuldum, aldatıldım. Sevgilimden ayrıldım, çok yalnızım. Türk televizyonlarında oynayan dizilerde dökülen gözyaşlarından kurulacak bir barajın iki GAP, bir keban barajı büyüklüğünde olacağını ve bunlardan üretilen elektriğin ülkemizde kişi başına düşen gayri safi milli hasıla miktarını 12 bin dolara çıkartacağını biliyor. Hüsnü Şenlendirici benim Özmöz teyzemin oğludur ve küçükken kendisine hayrandır. Karısı bilebilir bunu. Benim ilk aşkım Hüsnü Şenlendiricidir. Türk sanat musikisi sanatçısı genç as solist Seniha'nın çocukluğundan beri aşık olduğunu söylediği ünlü müzisyen Hüsnü Şenlendirici'nin büyük bir ustalıkla çaldığı klarnetin si bemol bir enstrüman olduğunu ve bu klarneti üfleme esnasında harcanan eforun bir ceylanın kaplandan kaçarken harcadığı efora eş değer olduğunu biliyorsunuz. Televizyon ekranlarında kavga edenleri ayırmak için kullanılan çizgilerle İzmir-Aydın otoyolunun çizgilerinin uzunluğunun eşit olduğunu biliyordunuz. Aman elem elem, elem terefiş, aman kötü göze, kendi göze şiş. Renkli magazin dünyasının ünlü siması Sibel Can'a hediye edilen atın, 1987 Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı son saniyede kazanan atın yavrusunun torunu olduğunu ve bu atın Gülben Ergen'e eşi Mustafa Erdoğan tarafından hediye edilen atla bir dönem aynı yalaktan su içtiklerini biliyordunuz. Arkadaşlar, hocam parça mükemmelmiş ya. Teşekkür yani ederim. Böyle bir parçanın tutmaması zaten imkansız bir şey. Yani içinde son dönemde piyasada gördüğümüz her şey var içinde. Değil mi? Ha? Bizim insanlara söylediğimiz zaten eğlence müziği yapıyoruz. İnsanları eğlendirmek. Eğlendiniz mi? Eğlendiniz mi? Ama cidden bak Ajdar bunu çok iyi bilir. Evet. Bak sahiden de Ajdar'ın bir parçanın içinde arkadaşlar parçalar çok böyle mesela ben Bülent Ortaçgil'i seviyorum ama hiçbir zaman Bülent Ortaçgil'in bir parçasını telefonunuza melodi yapmazsınız. Yapmazsınız yani. Ama Türkiye'de tutan şey gerçekten de bu dönemde özellikle yapılan parça telefona melodi oluyorsa cidden çok önemli bir şey. Senin bildiğim kadarıyla Namık için bütün parçaların çoğu parçan telefonlarda araba, en çok melodi yapılan parça. Arabada 5, evde 15'te en çok satılan telefon melodisi arasında. Evet. Ajdar senin nane nane bir dönem. Nane nane, Çikitamuz şu an hatta benim çekilen klibim biliyorsunuz Turkcell'in yan kuruluşu Cep Dünyası tarafından çekildi. Yani Turkcell'in etkisiyle oldu. Onlardan teklif almıştım. Evet. İyi para aldın evet. O zaman. İyi para aldın o zaman. Evet. Ha, aldım bir şeyler. Öyle hadi söyle. Orası da gizli kaldı. Ajdar'cığım kimle çalışmak isterdin? Kimle düet yapmak isterdin? Hayalinde var mı bir şey? Ne var hayalinde? Türkiye'den mi yurt dışından mı? Yurt dışı. Yurt dışında. Tabii ki yurt dışında. Kendini açtı ama. Yurt dışından kimle peki mesela? Shakira'yı çok seviyorum. Bunu artık bilmeyen yok. Shakira şu anda bizi izliyorsa şu anda Türkiye'den kimle? Kimi beğeniyorsun Türkiye'de? Senin sanatçın kim yani? Petek Dinçöz olabilir. Gülben Ergen olabilir. Petek Dinçöz, Gülben Ergen. Evet. Mesela beraber bir düet yapar mıydınız? Evet, evet. Asuman'la beraber bir benle, düet. Benle evet. Evet, evet o zaman. Evet o zaman. Evet. Ha evet o zaman. Tamam, sen peki. Kabul et. Teşekkür ederim. İbrahim Tatlıses hocam sizin parçalarınızı dinlerken ağlıyormuş, doğru mu? Evet, Hadi Çık'ta Gel diye bir parçamız vardı Arabada 5 albümünde. Onu dinledi, ağladı. Yani senin ağlatabilen de parçaların var yani. Tabii ki. Çünkü ben bir yere dedim ki acaba gülmekten mi ağladı hani? Yok hayır, bu albümde de Çiçeğimle Buralardan Gidelim diye iki güzel. Yani slow da yapıyorsun tabii. Yani. Tabii. Ajdar sen yapıyor musun slow? Slow düşünüyorum ama şu an öncelikle
yerimi tam evet. sağlam yapmam lazım. Hayır, bundan evet. sonra yani. Slow yok. Önce kendini ispatlamak istiyorum. Abicim Hürri Avşar'ın şovuna gittim. Bir dönem Hürri Avşar'a parça yaptım. Bizim programa niye? 10. yılımız. Niye bizim program ama parça? Ama istek geldi oraya. Gel istek... abi. Tamam al istek. Yap. Arkadaşlar Ayşe'yi programımızın bu bölümünde biraz kağıt ve kalemle baş başa bırakıyoruz. Rica ediyorum. Bir dörtlük istiyorum ve bir beste. Bununla ilgili tamam. beste. 10. yıl dönümü şu an. 10. yıl dönümü şu an. Evet. Gereken bilgileri aldım. Beyaz Show'un 10. yıl dönümü. Ona göre... Tamam, beni o zaman birazcık rahat bırakın, siz yine sohbetinizi edin. Bak, rahat Ajdara, çıkalım. Bundan sonra çıt yok. Evet. Hayır, hayır, Ajdara. Çıt yok değil. Abi sen yaz, tamam. Bak, Beyaz, Beyaz'ın 10. yılı, 10 bin dolar. Tamam Asuman. Tamam, yapıyor adam bu işi. Arkadaşlar, Şahan'ı, Şahan'ın ne yapacağını biliyor musunuz önümüzdeki dönemde? Şahan NTV'de çok güzel bir late night show'a başlıyor. Haftada 4 gece bizlerle beraber olacak. Hocam nasıl bir şey olacak? Yani bu işte benim daha önceden yaptığım Dikkat Çağın Çıkabilir'in farklı bir konsepti olacak. O tiplemeler olacak mı içinde yine? Yani o tiplemeler olacak ama bu canlı bir program olacak. Ve evet. o tiplemeler... orada kullanıldığı gibi kullanılmayacak. Konuk alınacak. Süper. Böyle her gece 12.30'da başlayacak. Kaç dakika? Ne kadar olacak? 25 dakika olacak. Yani bu birazcık şey gibi hani yurt dışındaki talk show'lar gibi evet. bir iş. Öyle duran bir iş. Tek konuk mu alacaksın? Çok konuk evet, mu alacaksın? Evet tek konuk alacağım. 3'er dakikadan da 2 tane skeç olacak içinde. Güzel bir program olacak benim için. Evet, NTV, çok da güzel bir kanalda. Sağlayan evet, NTV çok kaliteli bir kanal, güzel bir hakikaten kanal. Hakikaten benim beni seven kitlenin çok yakın olduğu bir kanal. Evet. O yüzden de çok mutluyum. İnşallah güzel olur. İnşallah beğenirsiniz. Yine güleriz beraber. Görmek istiyoruz. Rabia Özdemir. Rabia Özdemir Afyon'dan almış. Rabia Hanım iyi geceler. Alo. İyi geceler Rabia Hanım. İyi geceler. Nasılsınız? Vallahi sesini duydum daha iyi oldum. Şükür kavuşturana. Teşekkür ederiz Rabia. Hayırdır? Şükür hayır, kavuşturana. Eğer bu gece bağlanamasaydım programa bir daha seni seyretmeyecektim Beyaz. Niye? Benimle alakalı. Ben yukarı çıkıp bağlayıp aşağı inip şov mu yapıyorum yani? İki haftadır bekliyorum ama. Bir haftadır bekliyorsun. Evet. Geçen hafta da aramıştım. Düşürmüştüm. Evet. Şans eseri. Ama bağlanamadım. Kusura bakma Rabia. Bazen oluyor. Özür dileriz. Ay önemli değil. Rabia'cığım, Rabia'cığım var mı? Alttan alacaksın ki Rabia da şey yapsın. Ezileceksin ki böyle. Sen misin ya? Rabia'cığım var mı soruları konuklarımıza? Gerçi meşguller şu anda ama. Şahan'a benim sorumu sordun Beyaz. Ablacığım meşgulüz. Bir de şey diyeceğim aklımdayken. 10. sözü yazıyoruz burada. Alo. Evet. Buyurun. Ya Ajdar'ı canlı performansından dolayı tebrik ediyorum. Ajdar'ı canlı performansından dolayı tebrik ediyorsun. Çok teşekkür evet. ediyorum. Sevgilerimi yolluyorum. Tamam sen hemen işe. İşe. Sen biraz daha çabuk. Dans stillerini falan da geliştirmiş. Gerçekten 10 bin doları hak ediyor yani Ajdar. Evet, evet. Sen teşekkür ederim. Ya ama cidden Ajdar biraz çalışsa Rabia, böyle biraz daha sesini eğitse, parçalar biraz daha Ajdar'a birileri destek olsa... Ajdar çünkü bir yolda yürümek istiyor. Evet. Biz Ajdar'ın yaptığı işlerle böyle biraz gülüyoruz, eğleniyoruz ama Ajdar'ın o sevimli karakterinden de kaynaklanan bir şey. Bir de böyle çok dobra bir adam. Ama cidden Ajdar'a birisi böyle hafif bir gaz verse, biraz üzerine gitse Ajdar'dan bir şey olur yani. Hani tabii çünkü olur, kimden bence kimden olur. Ne oldu da Ajdar'dan niye olmasın ben yani. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir tane hayranım söyledi bir gün, bir yerde karşılaştık. Dedi ki bu kadar bir insanı ezmeye çalışırlarsa zaten olan yetenek de biter. Böyle yapmalarına rağmen sen hala gündemdesin ve tutuluyorsun ama ya dedi. Ama tebrik seni, ediyorum seni, dedi. Hakikaten ben bunu hiç düşünmemiştim. Ben de buradan ona sevgilerimi yolluyorum. Hocam seni yani, yakarlarsa sen zaten küllerinden doğarsın. Öyle bir adamsın yani. Evet. Teşekkür ederim. Yani bence şey Erevizyon'u falan teklif etmeli yani TRT Ajdar'a. Efendim? TRT diyorum. Ajdar'a Erevizyon'u bile teklif etmeli. Erevizyon? Evet. Neden olmasın? Erevizyon'u istiyorum. Görün. Bazı insanlar beğenmiyordu şovumu, sesimi, şarkılarımı. Tek şarkıyla Eurovision'a gideyim. Eurovision şarkı yarışmasında sonuncu bile olsam Türkiye'nin konumu değişecektir. Vallahi herkes bizi tanıyacak. Sonuçta. Herkes de sizi tanıyacak. Demek ki ille birinci olmak gerekmiyor. Hayır bu arada zaten evet. geçen sene Eurovision'u kazanları... Gerçekten de herkes bizi tanıyacaktır. Fizik yani. olarak yani Ajdar'dan ne üstünlüğü var değil mi? Kesinlikle doğru söylüyorsun. Geçen sezon bu Eurovision'u kazanan arkadaşları gördük.
Fizik olarak hepsi Ajdar'dan eksik insanlar yani. Bence de Ajdar'ın dans stilleri kimsede yok mesela. Suratlar. Ajdar işte ise sahiden de yapısıyla efendiliğiyle, katına bir sesiyle giderse. Hocam, hocam demişim. Daha önce İngilizce az seviyordu. Rabia. Efendim. Rabia, hocam nasıl dedim ya? Rabia Hanım. Efendim. Ben nasıl ya? Bana işte sorunuz mu vardı? Ya bana hanım deme ya. Ne diyeyim? Rabia. Rabia bacım. Rabiş. Bacım da deme, sadece Rabia. Rabia. Evet. Rabia, alırım senden bütün yetkimi. Olur. Ajdar'la aramızda bir şarkı söz.